Sen Çal Kapımı dizisinin Eda ve Serkan'ı Hande Erçel'le Kerem Bürsin, Bebek'te yapım şirketi çıkışı görüntülendi. Bürsin toplantıya köpeği Hector'la geldi. Çok tatlıymış. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çalışıyoruz. İyiyiz ya, çalışıyoruz. Senaryo ile ilgili rutin toplantılarını yaptıklarını anlatan iki oyuncu dizinin devam ettiğini açıkladı. Sıkıntı mı yaşandı sette? Rutin toplantılarımızdan biri ilk senaryonun geçiratına bağlıydı. Sezon finali mi, final mi? 50. bölüme kadar devam kararı alındı galiba. Devam ediyoruz yolunda. Öyle bir konuşma olmadı henüz. Perşembe akşamı bir üniversitenin ödül törenine katılan Kerem Bürsin, sahneden indikten sonra organizasyonun sunucusu Bay J'nin yaptığı espri nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bay J'nin Bürsin'e yönelik tavrı büyük tepki çekti. En beğenilen erkek dizi oyuncusu Kerem Bürsin. Yapışın. Kerem Bürsin. Wow. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden evet, diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Ve daha güzel günler dediğim gibi bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bravo Kerem! Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti. Üstelik belki gözleriniz de olacak şimdi söyleyeceğim şey yüzünde ama geçen yılın ücreti olan 120 bin lira bölüm ücretiyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. Teşekkür ederim. Kerem helal olsun. Yok yanlış anlama. Bay J'ye gelen sert eleştiriler üzerine gecenin sonunda özür konuşması yaptı. Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil. Ama amacını aşmış olabilir şakam. Kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam. Sevgili Kerem, ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın. Böyle bir şakadan alınacak biri değilsin. Bunu biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum. Hande Erçel ödül töreninde yaşanan olay nedeniyle Kerem Bürsin'e destek verdi. Salondan suratı asık çıkan yakışıklı oyuncuysa böyle bir konuya zaman ayırmaya bile gerek yok dedi. Kerem Bey de dün ödül aldı ama ödül sonrasında Bay J'nin konuşması çok büyük tepki aldı. Partneriniz hakkında siz ne söylersiniz? Yani ben partnerimi biliyorum. Partnerimin kalbini biliyorum. Bu yüzden böyle şeyler çok gereksiz. Gereksiz bir çıkış olmuş. Evet. Bence. Siz ne söyleyeceksiniz? Kerem Bey dünkü... Yok benim... Yani... Bir cevap vermediniz orada evet ama... Yani o tarz şeylere cevap vermeye gerek yok. Zaten yani olan oldu. Pardon, gerçekten pardon. Yani şöyle diyeyim size. Böyle bir şeye zaman ayırmak ve böyle bir şey yapmaya gerek yok. O yüzden bence çok konuşmaya gerek yok. Peki sizden sonrasında aradı mı, özür diledi mi? Kaldırsana. Bilmiyorum. Önemli değil. Bilmiyorum. Yani şey değil yani gerçekten bunu konuşmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Öte yandan Hande Erçel önceki gün yüzü olduğu markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Bir markanın çekimlerindeydiniz. Evet. Sizde nasıl geçti bari? Galiba çok da uzun sürdü, yaklaşık 8-9 saat bir çekim. 12 saat. Çok soğuktu. Dışarıda çekti zaten. Siz o zaman gelmişsiniz. Evet, çok güzel geçti. Evet. Her zamanki gibi. Bürsin ve Erçel'e birlikte yeni projeniz var mı diye soruldu. Yurt dışı projeleri çok geliyor size. Dijital platformdan bir film teklifi geldi. Var mı birlikte bir proje olacak mı? Ya çok... şu an zaten birlikte bir projede çalışıyoruz. O yüzden şu an yani şey yani bilmiyorum, bana öyle bir şey gelmedi. Sana öyle bir şey geldi mi onu bilmiyorum. Ama şey yani doğru da olmaz böyle şeyler konuşmaya. Çünkü evet. Devam eden güzel bir çok işimiz güzel var. Sevdiğimiz, sarıldığımız bir iş. Hande Erçel yeni taşındığı evde sık sık Kerem Bürsin'i ağırladığı iddiasına da açıklık getirdi. Yeni evinizde hayırlı olsun diyelim bu arada. Kerem Bey de sık sık galiba ziyarete geliyor. Gelirsek. Yani şöyle biraz açıkçası yanlış buluyorum. Çünkü bir sonuçta özel hayatım, evim. O konuda saygınızı, hassasiyetinizi rica ediyorum. Böyle bir şey orada bir sürü insan yaşıyor. Kerem de arkadaşları yaşıyor. Orada. Benim de arkadaşlarım yaşıyor. Böyle bir şey hani... Mevzu olmak istemem. O yüzden sizin de hassasiyetinizi talep ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Fotoğraf çekelim çabucak. Hande görüşürüz. Teşekkürler. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Sizin için.